Mutlu akşamlar sayın izleyiciler. 19 Ana Haber Bülteni ile sizlerle birlikteyiz. Sayın izleyiciler, ülke genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle birçok yol su altında kalırken bazı evleri de su bastı. Sellerde can kaybı yaşanmadı ancak maddi hasar meydana geldi. Yağışlar birçok bölgeyi, özellikle de Lefkoşa, Dikmen ve Taşkent bölgelerini olumsuz yönde etkiledi. Bazı bölgelerde sellere yol açtı. Lefkoşa-Mausa yolu bir süre ulaşıma kapandı. Bazı araçlar sulara kapıldı. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Mahsur kalanlar sivil savunma ekipleri tarafından kurtarıldı. Sellerde can kaybı yaşanmadı ancak maddi hasar meydana geldi. Taşkent, Güngör, Değirmenlik ve Minareli köy bölgesinde şiddetlenen yağış bölgede sele neden oldu. Taşan dereler Lefkoşa Gazi Mausa anayolunun Hamitköy ışıklarıyla dağ yolu çemberi arasında kalan bölümünü sular altında bıraktı. Çift yönlü olarak trafik akışına kapatılan yol daha sonra kontrollü olarak açıldı. Sivil savunma ekipleri sele kapılan 4 araca müdahale etti. Sürüklenen araçlarda mahsur kalanlar sivil savunma ekipleri tarafından kurtarıldı. Lefkoşa'da Doktor Fazıl Küçük Bulvarı'nda da Gazi Mausa'ya gidiş yönünde Atatürk Stadyumu ışıklarıyla Alpet Petrol ışıkları arasında kalan kısım sular altında kaldı. Daha sonra çalışmaların ardından trafiğe açıldı. Gerçekten felaket. Ercan Havalimanı'na gidecek yolcuların bir bölümü ise sel nedeniyle yolda kaldı. Yolcular sivil savunma ve Değirmenlik Belediyesi'ne ait araçlarla alana taşındı. Bölgede bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Alınan ihbarlar doğrultusunda sivil savunma, itfaiye, polis ve belediye ekipleri koordineli bir şekilde su basan ev ve iş yerlerinde müdahalelerde bulundu. Taşkent'e bazı bölgelere ise yağışla birlikte dolu yağdı. Evet sayın izleyiciler, sıcak bir haberle bültenimize devam ediyoruz. Bize gelen görüntüler ve bilgiler arasında da Gönyeli ve Kanlıköy barajı taştı. Şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Özellikle bugün başta Taşkent olmak üzere Güngör ve Değirmenlik'le Girne'nin doğusunda dün geceden sabaha kadar etkili olan yağışlar sellere ve su baskınlarına yol açtı. Şu anda televizyonda ekranlarınızdan gördüğünüz görüntü de Gönyeli Barajı taşmış durumda. Gönyeli ve Kanlıköy Barajı taştı. Herhangi bir tehlike olmadığı gelen bilgiler arasında. Şu anda bir tehlike yok. Ama yine Gönyeli Barajı için uyarılar geliyor. Vatandaşlar dikkatli olsunlar. Mümkün olmadıkça sokağa çıkmasın uyarısı yapılıyor. Kanlıköy Barajı ve Rum tarafından akan dereler de umarım bu durumda değildir diye söylüyor uzmanlar. Can kaybı olmaması için de lütfen sokağa çıkmayın uyarısı yapılıyor şu anda. Evet, ilerleyen dakikalarda telefon bağlantısı yapacağız. Şu anda gördüğünüz Gönyeli Kanlıköy Barajı taşmış durumda. Ancak şu anda bir tehlikenin olmadığı da gelen bilgiler arasında. Evet, dediğimiz gibi başkent Taşkent olmak üzere Güngör ve Değirmenlik'le Girne'nin doğusunda dün geceden sabaha kadar etkili olan yağışlar maalesef sellere ve su baskınlarına neden oldu. Yarına kadar da bu ciddi uyarılar yapılmaya devam ediyor. Özellikle biliyorsunuz sivil savunma ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucunda da olası can kayıplarının da önüne geçilirken maalesef maddi hasarlar meydana geldi. Tekrardan uyarıyoruz. Mümkün olmadıkça bugün bu akşam sokağa
çıkmayın. Ve diğer bir gelişmeyle bültenimize devam ediyoruz. İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Başbakan Erhürman KKTC'de dün geceden beri yağan yoğun yağışlar nedeniyle su baskını yaşanan bölgelere ziyaretlerde bulundu. Bakan Baybars, yaşanan felaketin farkındayız, vatandaşımızın da yanındayız. Her şeye rağmen can kaybının olmaması sevindirici açıklamasında bulundu. Erhürman ise tüm birimlerin teyakkuzda olduğuna dikkat çekerek her yerde zamanında müdahale ediyoruz, hepimize geçmiş olsun açıklamasında bulundu. İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, yoğun yağışlar nedeniyle su baskını yaşanan bölgelere ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Taşkent köyüne giden Baybars, belediye başkanı Yüksel Çelebi'den bilgi aldı. Vatandaşlarla da bir araya geldi. Baybars, yaşanan felaketin farkındayız. Vatandaşlarımızın da yanındayız. Her şeye rağmen can kaybının olmaması sevindirici dedi. Artık yapılaşmayı ciddiye almamız lazım. Bizim yani. Memlekette sel olmaz. Bizim memlekette su gelmez. Benim ikinci defa evimi bastı. Klimalardan geçiyor. Köprünün su köprüden dolayı bunlar. O sularda topraklarda zaten şey oldu. Göz yumdular. Suyun yönüne müdahale etmemek lazım. Sayın Öte yandan Baybars, Meteoroloji Dairesi'nin uyarısı üzerine Afet Koordinasyon Merkezi'nin toplanarak afet kurtarma ve tahliye çalışmalarının nasıl olacağı yönünde hazırlık yapıldığını belirtti. Çok şükür herhangi bir can kaybı yok. Güzelyurt, İskele ve Lefke bölgesinde fazla yağıştan dolayı bir sorun yok. Kaymakamlar bölgede sürekli geziyor. Normal yağışın seyrini aşan herhangi bir sıkıntı yok. Sıkıntımız Girne ve Lefkoşa bölgesinde diyen Baybars, Girne bölgesinde o saate kadar iki evde çok yüksek seviyede olmamasına rağmen su baskını olduğunu, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini ve kontrol altına alındığını vurguladı. Baybars şöyle devam etti. Çatalköy yolunda su birikmesi oldu ve tahliye çalışmaları sürdü. Dikmen'de ciddi bir yağış oldu. Bu bölgede en acil ihtiyaç olan ekiplerle birlikte karayolları, yol açma ve temizleme çalışmaları yapıyor. Oralarda şu ana kadar bize gelen evlerde bir hasara ilişkin bilgi yok. Taşkent'te çok yoğun hem dolu hem de ciddi sağanak yağış olduğu için Taşkent'te aşırı yağışlar değirmenlik ve oradan da Orta Mesarya'ya doğru geldi. Dolayısıyla Ercan bölgesi, Hamitköy, Aspolat bölgesi ciddi anlamda yağıştan etkilendi. Taşkent bölgesinde araç hasarı var dedi. Yol çalışmaları ile ilgili söyleyebileceklerinin dağ yolundan Ercan'a gidiş yönünde bir sıkıntının olmadığı, Erülkü Yonca Kavşağı ve dağ yolundan Ercan'a gidişlerin aksadığını belirtti. Baybars, Ercan'a giderken oradaki su birikintisi nedeniyle vatandaşlarımızın uçağa yetişme konusunda sivil savunma ekipleri ve güvenlik kuvvetleri almış olduğu araçlarla birlikte orada kişiler Ercan'a ulaştırıldı, uçaklarına yetişmeleri sağlandı dedi. Girne Cikros mevkiindeki bente kontrollü taşımanın olduğunu ancak orada sıkıntı olmadığını söyleyen Baybars, su ve seviye kontrol altında, kanal açık, normal kontrollü bir şekilde su akıyor. Şu anda en büyük sıkıntımız Samitköy ile Hasbulat arasındaki yolun, sivil savunma, belediye, kaymakamlık, karayolları çalışıyor. Ancak yağış çok şiddetli olduğu için suyun akışı henüz kesilmediği için tahliye biraz gecikecek dedi. Öte yandan Başbakan Tufan Erhürman su baskını yaşanan bölgelerde incelemelerde bulundu. Başbakan su taşkınları yaşanan ve maddi hasarı oluşan Gazi Mausa Lefkoşa Anayolu, Taşkent ve Hasbolat'a yapılan çalışmaları yerinde denetledi. Erhürman'a Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetim Komitesi Başkanı Hasan Alicik, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç ve Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven eşlik etti. Başbakan Erhürman incelemelerinin ardından Hasbolat'ta yaptığı açıklamada tüm birimlerin teyakkuzda olduğuna dikkat çekti. Her yerde zamanında müdahale ediyoruz, hepimize geçmiş olsun dedi. Dün gece yarısından sonra sabaha karşı yoğun bir yağış aldı bu bölge. Metrekareye 180 kilograma varan bir yağış yoğunluğu yaşandı. Hasbolat, Taşkent, Değirmenlik bölgesi ve Girne tarafında da Ozanköy ve bir miktar Çatalköy'ün bundan etkilendiğini öğrendik.
Tabii bölgede şu anda hem Lefkoşa Belediye Başkanımız hem Değirmenlik ve Dikmen Belediye Başkanlarımız sahada. Artı Ulaştırma Bakanımız, İçişleri Bakanımız ve Tarım Bakanımız da bölgede tespitler yapmaya çalışıyorlar. Hasbolat'tayız şu anda. Hasbolat'ta ciddi zarar gören 3 tane ev var. Taşkent'te birkaç ev ciddi zarar gördü. Oradaki insanlarımızla görüştük. Yağışın devam edeceği düşünülüyor ama o şiddette, yani dün gecenin şiddetinde olacağını öngörmüyor yetkili arkadaşlar. Bu arada dün sabaha karşı özellikle sivil savunma teşkilatımızın çok ciddi kurtarma girişimleri oldu. 7-8 aracı yolda kurtarmayı başardılar. Özellikle bir tanesinde çok ciddi can kaybı riski de vardı. O yüzden sivil savunma teşkilat başkanlığımız zamanında müdahale etmek aracılığıyla gerçekten çok önemli bir hasarın ortaya çıkmasına da engel olmuş oldu. Onlara da buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Yoğun çalışmaya da devam ediyorlar. Dediğim gibi tüm belediyelerimiz zaten bölgede şu anda olmayacak. Zaten şu anda teyakkuzda bütün birimlerimiz her yere zamanında müdahale ediyorlar. Geçmiş olsun diyorum hepimize. Sayın izleyiciler, sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Şimdi Lefkoşa Türk Belediyesi açıklamada bulundu sosyal medyada. Hemen sizlere onu aktaralım. Lefkoşa Türk Belediyesi ülkeyi etkisi altına alan yoğun yağışlarda sabahın ilk anlarından itibaren sorun yaşayan bölgelerde çalışmalar yapmaktadır. Bu açıklamada bulunmuştu. Ve Gönyeli Kanlıköy Barajı'nda meydana gelen taşmanın Lefkoşa'yı olumsuz etkileme ihtimali bulunmaktadır. Özellikle dere yakın yerlerde yaşayan yurttaşlarımızın bu olası tehlikeye karşı araçlarını dere yakın yerlerden uzaklaştırılmaları ve herhangi bir olumsuzluk veya ihtiyaç halinde Alo 185'ten belediyeye ulaşmaları rica olundu. Şu anda telefonumuzun ucunda Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Sayın Mehmet Harmancı var. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Evet, neler söyleyebiliriz? Şu anda Gönyeli Barajı taştı. Şu anda Lefkoşa'da durum nedir? Sağanak yağış devam ediyor. Lefkoşa sakindir, bir sıkıntımız yok ama barajın ulaşmasını bekliyoruz bir saate kadar. Yani göreceğiz, elimizden geldiğince tahliye edilebilecek oranda bir su gelirse tahliye olacak. Yani o yüzden maalesef şanssızlık, iki barajın aynı anda taşmış olması. O yüzden tedbirleri almaya çalışıyoruz. Bütün ekiple birlikte sahadayız. Evet, şu anda o zaman çağrıda bulunalım. Mümkün olmadıkça sokağa çıkmasınlar. Öyle bir şey söylememize gerek yok, onu söyleyeyim. Sadece dere kenarlarında kalan araçlarını bırakmasınlar. İnsanların evcil hayvanlarını, araçlarını almaları şu an itibariyle tek çağrımızdır. Evet ve Alo 185 hattından da 24 aynen saat belediye hizmet içerisinde. 185'e ulaştık. Evet, umarım can kaybı yaşanmaz, umarım çok mal kaybı yaşanmaz. Şimdiden tüm ekiplere sizlere geçmiş olsun efendim. Kolay sağ olun, gelsin. Teşekkürler. Bay bay. Evet, Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Sayın Mehmet Harmancı şu anda onun da söylediği gibi taşmış bulunmaktadır Gönyeli Barajı. Suyun gelmesini bekliyoruz ama uyarıda da bulundu. Lütfen diyor, dere yataklarına araçlarınızı ve evcil hayvanlarınızı bırakmayınız, tedbirli olunuz uyarısında bulundu. Ve diğer bir gelişmeyle bültenimize devam ediyoruz. Meteoroloji Dairesi sağanak yağışların yarın gece yarısına kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olarak devam etmesi beklendiğini belirterek tedbirli olunması uyarısında bulundu. Meteoroloji Dairesi sağanak yağışların yarın gece yarısına kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olarak devam etmesini beklendiğini belirtti. Tedbirli olunması uyarısında bulundu. Meteoroloji Dairesi açıklamasında şöyle denildi. Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizde etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın gece ve gece yarısına kadar kuvvetli yer yer çok kuvvetli olarak devam etmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir. Öte yandan Meteoroloji Dairesi Taşkent'te metrekareye 235 kilogram yağmur düştüğünü açıkladı.
Meteorolojinin açıklamasına göre Taşkent'te metrekareye 235, Beylerbeyi'ne metrekareye 170, Alev Kayası'na 87, Girne'ye 79, Esentepe'de 66, Selvili Tepe'de 59, Boğaz'da 58, Karaoğlanoğlu'nda 57, Değirmenlik'te ise 50 kilogram yağış kaydedildi. Diğer yörelerde ise 2 ila 49 kilogram arası yağış meydana geldi. Evet, olumsuz hava koşulları Güney Kıbrıs'ta da etkili oluyor. Aşırı yağışlar nedeniyle dün akşam üzeri Baf'ta heyelan meydana geldi. Dağdan düşen toprak ve kaya parçaları nedeniyle etkilenen iki yol trafiğe kapatıldı. Kıbrıs ve bölgeyi etkisi altına alan hava sistemi Güney Kıbrıs'ta da olumsuzluklara neden oldu. Rum Meteoroloji Dairesi ilan ettiği sarı alarm durumunun geçerli olduğunu açıkladı. Rum medyasına yansıyan haberlere göre yağışlar, şiddetli rüzgar, aşırı sağanak ve dolu yağışı ve yüksek kesimlerde kar veya sulu kar yağışı bekleniyor. Bölgenin pazartesi gününe kadar bu hava sisteminin etkisi altında kalması bekleniyor. Aşırı yağışlar nedeniyle Baf'ta heyelan meydana geldi. Dağdan düşen toprak ve kaya parçaları nedeniyle etkilenen iki yol trafiğe kapatıldı. Limassol, Larnaka ve Lefkoşa'nın Rum kesimi geceyi şiddetli gök gürültüleri ve sağanakla geçirdi. Rum polisi medya aracılığıyla yolculuk yapacaklara çeşitli güvenlik uyarılarında bulundu. Evet sayın izleyiciler, biraz önce Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Sayın Mehmet Armancı ile bir telefon bağlantısı gerçekleştirdik. Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından da Lefkoşa halkına da herhangi bir olumsuzluk karşısında tedbirli olması uyarısında bulundu. Mutlaka diyor araçlarınızı da dere yataklarının olduğu yere de bırakmayın uyarısında bulundu. Ve diğer bir haberle bültenimize devam ediyoruz. Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarp'ten dereler ve sulak alanların binlerce yıldır ülkeye hayat veren en önemli doğal alanlar olduğunu, yeraltı sularını beslediğini, tarlalarını suladığını, ekmek, geçim, iş ve aş olduğunu kaydederek suçlu doğa mı yoksa doğayı hiçe sayanlar mı diye sordu. İnşaat Mühendisleri Odası değişen iklim koşulları nedeniyle oluşan aşırı yağışların ve neye ne kadar hazır olunup olunmadığının etkilerinin ne yazık ki gün geçtikçe daha bariz yaşandığını kaydetti ve bereket diye adlandırmamız gereken yağışların felakete dönüştüğüne bir kez daha tanıklık etmekten başka bir şey gelmiyor elimizden dedi. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu yazılı açıklama yaparak yaşanan olumsuzlukların, yatırımların önem sırasını tekrar gözden geçirme gerektiğini hatırlattığını belirtti ve şunları dile getirdi. Yakın geçmişte İnşaat Mühendisleri Odası olarak adımız için suyun önemli olduğunu ve suyu yönetebilmemiz gerektiğini, bunun için acilen sel riski haritalarını oluşturmamızın ivediliğini sıkça dile getirdik. Yeterli meteorolojik veri ve ilgili meslek disiplinlerinin çalışmalarıyla oluşacak haritalarımız olması halinde hangi bölgeye ne kadar su gelebileceğini bilip can mal kayıplarını minimize edecek önlemler alınabilir. Biyoder Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan Hasan Sarp'ten yağan her yağmurun felakete dönüştüğünü, yaşananların adına da doğal afet olarak adlandırılabildiğini kaydetti. Sarp'ten dereler ve sular alanların binlerce yıldır ülkeye hayat veren en önemli doğal alanlar olduğunu, yeraltı sularını beslediğini, tarlaları suladığını, ekmek, geçim, iş ve aş olduğunu kaydetti. Suçlu doğa mı yoksa doğayı hiçe sayanlar mı diye sordu. Sarp'ten yöneticilerin dereleri hep gelişmeye engel oluşumlar olarak niteleyerek sadece sel baskınları yaşandığında önemini hatırladıklarını savundu. Gelmiş geçmiş tüm yöneticilerin suçu doğaya atarak kendi yapmadıklarını ya da yanlış yaptıklarını örtbas etmeye çalıştıklarını ileri süren Sarp'ten bu laf kalabalığı arasında susuz olan her şeyin doğa olduğunu, esas suçlunun ülkede vatandaşı artık her yağmur yağdığında tedirgin kılan ve 100 kilogramın üzerindeki her sağanak yağışın sele dönüşmesine neden olan gelmiş geçmiş tüm yöneticiler olduğunu savundu.
6 Aralık gecesi Ciklos'ta yaşanan sonrasında Karpaz'da veya Lefke'de su baskınlarına yol açan ve şimdi de Taşkent, Hasfulat, Değirmenlik bölgesinde meydana gelen olayların gelecekte de yaşanacak nice benzerlerinin bu gerçeği ortaya koyduğunu belirten Sarp'ten, son olayda bir kez daha yaşananların doğanın felaketiyle değil, insanın doğayı hiçe saymasıyla yaşandığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Kıbrıs konusunda her şey bitti demek için erken olduğunu söyledi. Akıncı Kıbrıs'ta başarısızlığı bir daha ilan etmek, bu sorun çözülemez noktaya vardırmak herkesin kolay kolay tercih edeceği bir durum değil. O nedenle ben henüz o noktaya gelmiş kanaatinde değilim dedi. Akıncı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri geçici özel danışman Lut'la 1 Nisan Pazartesi günü telefon görüşmesi yapacağını söyledi. Akıncı Lut'un yakın bir zamanda bölgeye gelme ihtimali olduğunu da kaydetti. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Kıbrıs Genç TV, Kanal T ve Kanal Sim ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Programın ilk bölümünde Kıbrıs sorunu konusundaki sorulara yanıt verdi. Yani eğer bir yeni süreç başlayacaksa sıfırdan başlamayacağımıza göre var olan mutabakatlarda hemfikir olarak başlamamız lazım. Burada ciddi bir ayrılık noktası var çünkü Kıbrıs Türk halkının toplumunun siyasi eşitliğini içeriyor bu ayrılık noktası. Desentralizasyon bizim karşı olduğumuz bir olay değil. Yetkileri kanatlarda daha da yoğunlaştıralım. O öteden beri bizim istediğimiz, Rum tarafının reddettiği bir şeydi. Bunu yapabiliriz. Ama ne kadar yaparsak yapalım, bir yetki demetçiyi de küçük de olsa merkezi yönetimde kalacak. Mesela federal organların bir bütçesi olacak değil mi? Merkezi federal devletin bir bütçesi olacak. Kim yapacak onu? O da hayati konumuz değil. Akıncı eşitlik konusundaki anlaşmazlık noktalarının bir kısmını şu sözlerle dile getirdi. İkiye bir oranında uzlaşma sağladığımız kurullarda kararlara etkin katılım konusunda ayak sürüme vardı. Ve ben kendisini şu şekilde ikna etmeye çalışıyordum. Diyordum ki, sen Anastasiadis, en önemli yürütme organı olan Bakanlar Kurulu'nda bir olumlu o ilkesini kabul ettikten sonra daha düşük düzeydeki alt organlarda niye bunu reddediyorsun? Kıbrıs konusunda her şey bitti demek için erken olduğunun altını çizen Akıncı, Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmelerin Antalya'da başlatıldığını hatırlattı ve görüşmeleri 12 Nisan'da Atina'da devam edileceğini söyledi. Bunun daha sonrasında gayri resmi daha farklı gelişmeler olur mu, Lut ne gibi roller üstlenir henüz bilmiyoruz diyen Akıncı, Genel Sekreterin özel danışmanı Jane Hollot'un yakında bölgeye yeniden gelme ihtimali olduğunu söyledi ve telefon görüşmesi yapacağını kaydetti. Akıncı, mümkün görünen tek çözüm modelinin iki bölgeli iki kesimli federatif model olduğunu, onun da ancak etkin katılımla elde edilebileceğini vurguladı. Kıbrıs'ta başarısızlığı bir kez daha ilan etmek, bu sorun çözülemez noktasına vardırmak herkesin kolay kolay tercih edeceği bir durum değil diyen Akıncı, o nedenle ben henüz o noktaya gelmiş kanaatinde değilim dedi. Çözülemez diye bir noktaya vardırmak herkesin kolay kolay tercih edeceği bir şey değil. Daha sonra nüfus konusu gündeme geldi ve tartışmalara değinen Akıncı, 14 Mart Tıp Bayramı töreninde yapılan tüm konuşmalarda nüfusa dayalı plansızlık ve zorluklardan bahsedildiğini belirterek kendisinin de buna bağlı olarak konuyu gündeme getirdiğini söyledi. Sağlıklı bir nüfus sayımı yapılarak bunun bilinmesi gerekliliğinin altını çizdi. İçişleri Bakanlığı'nın bugünkü verileri farklı bir noktaya geldi. 220 bin olan içeride ve dışarıda toplam vatandaş sayısı 350 bin oldu. Şimdi arada 130 bin fark. %50 artış. Artış mı yoksa o zamanki rakam mı acaba yalnız Sayın Cumhurbaşkanı? Bilmiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimliğine sahip kişilerimizin sayısı 30 bin iken şimdi 100 bin mi oldu?
Nüfus konusundaki tartışmalar soru yönelten basın mensupları tarafından da irdelendi ve olumsuz etkileri dile getirildi. Bunun yanında kontrolsüz nüfusa bağlı olarak işlenen suçlarda suçluların iadesi noktasında yaşanan sıkıntılar da gündeme geldi. Sayın Belediye Başkanı Mehmet Harmancı 4 Haziran 2018'de yani geçen sene yaklaşık 10 ay önce Lefkoşa'nın nüfusu öğrenciler hariç 150 bin demiş. Odama attı. Yani Serdar Denktaş atar. Sormak lazım. Yani Harmanca dayanağını sormak. Sayın Harmanca'ya da sormak lazım. Yani arazileri dağıtacağız. Üzerine binaları da yapacaklar. Yani daha da zorlaştıracağız ama yine de suçlu Rum tarafı. Yani ben Kıbrıs sorunu çözülmeden nüfusumuzu da bilemeyeceğimiz ve hiçbir sorunumuzu da çözemeyeceğimiz inancında olan bir insanım. Çünkü bugüne kadar içimizi temizleme adı altında söylenen hiçbir şeyin gerçekleştiğini göremedik. Hangi konuda görebildik? Yani hiçbir konuda göremedik. Fatma, hiçbir demek istiyor musun ki gizli bir el var ve o el Cumhurbaşkanı dahil KKTC'yi yönetenlerin ve vatandaşın nüfusu öğrenmesini engelliyor? Benim öyle bir iddiam yok. Ben net söylüyorum. Kıbrıs sorunu çözülmediği sürece bu ülke normalleşemez. Cumhurbaşkanlığına adaylığı konusu sorulan Mustafa Akıncı, hiçbir partiyle bağı ya da anlaşma beklentisi olmadığını belirtti ve henüz kararını vermediğini söyledi. Akıncı, anket yaptırıp yaptırmadığı sorusuna ise her 3 ayda bir yapılan araştırmalar dışında kendisinin yaptırdığı bir çalışma olmadığını belirtti. Sevgili Sami, benim elimdeki meselesi bir yana, kamuoyuna açıklanan her 3 ayda bir yapılan, sanıyorum Proloğ'un, Mine Yücel'in yaptıkları var. Güven indeksinde benim gördüğüm devamlı Cumhurbaşkanı hep siyasi arenada, siyasiler arasında hep birincidir. Dolayısıyla halkın güven duygusunda ben zerrece bir eksilme gözlemlemedim. Zaten çıktığım zaman halkın arasında olduğumda ben bunu yaşıyorum, ben bunu görüyorum. Elini vicdana koyan herkes, siz dahil, Kıbrıs sorununun çözümü için Akıncı uğraşmadı, çaba harcamadı diyemez. Son olarak Pile'de oynanan maç konusundaki sorulara yanıt veren Akıncı, maçın Pile'de oynanacak olmasından mütevellit ara bölgede olacağı bilgisiyle bunu başından kabul ettiğini belirtti ve süreci anlatarak tüm tarafların maçın tekrardan ara bölgedeki halı sahaya alınmasını kabul etmelerine rağmen Birleşmiş Milletler'in güvenlik gerekçeleri nedeniyle tekrardan Rum tarafındaki sahaya dönülmesiyle kendisinin katılamadığını belirtti. Altında oturulan, onlar gitti ve oraya kurulmaktaydı. Onları söktürdüler tekrar ve götürdüler geriye. Şimdi böyle bir durumda siz ne yaparsınız? Yani işte kimse spor barıştır, onun için Akıncı yanlış yaptı, bayrak sancak dinlemese ve gitseydi. Anastasiadis geldi, BM geldi, bütün elçiler geldi, herkes resmi makam arabalarıyla. Biz sivil mi gidecektik? Sivil gittiğimiz de oldu. Ama o da geldi karşılığında sivil olarak. Ben gitmek için çaba harcadım. Yani düzelsin bu yanlışlık ve gidilebilsin diye. Gittikleri için de gidenlere bir öfkem, bir kırgınlığım yok. Onu da söyleyeyim. Yani Mausa Türk gücüne veya bir başkasına engel olmaya da çalışmadım. Başkanla telefonda konuştuğumda ona söyledim ki bu benim tavrım, gerekçelerim de bunlardır. Ama sana ne git derim ne gitme derim. Kendi kararınızı siz kendi yönetiminiz olarak alacaksınız. Türk takımlarının FIFA'dan, UEFA'dan ceza almasını mı istersiniz şeklinde değerlendirmeler var. Kıbrıs'ın Türkiye'den daha mı değerlidir? Yalnız bu değildir. FIFA'da kalmak. Ama nedir söylediğini anlamadım ya. Onların maç yapmaması değildir konu. Bizim niçin maç yapamamamızdır konu. İşte tamam. Çözüm olmadığı için yani suçlarını çözümü daha yapmıyor ama maç da yapamayız. Türkiye takımları da yapmasın iması var Sami'nin şeyinde, sorusunda. Hayır, bedel öderik biz diyor. Biz kendimiz maç yapmak biraz istiyoruz. Biraz önce Fatma Kişmir dedi ya, bedel öderik dediği Türkiye. Nasıl öremez mi ya? Gaz konusunda dedi. Gelecek defa tarafsız moderatör ben, tartışmacı da sizi
yani spor ambargosu altında yaşayan bir toplumuz. Bu bir gerçek. Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın 56. olağan genel kurulu bugün gerçekleştirildi. Genel kurulda konuşan Başbakan Tufan Erhürman, biz artık yürürken sakız çiğnemeyi becermek zorundayız. Bir taraftan Kıbrıs sorunun da bugüne kadar olduğu gibi bir an önce adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmak için elimizden geleni yaparken, diğer yandan da aynı iştah ve şevkle KKTC'de sosyal ve ekonomik kalkınmayı gerçekleştirebilmek için çalışmak zorundayız dedi. Ticaret Odası'nın 56. olağan genel kurulu Ticaret Odası konferans salonunda yapıldı. Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kuzey Kıbrıs'ı yatırım iklimini iyileştirmek için olumlu adımların atılmadığını söyledi. Reel ekonomiyi büyütecek, insanlarımıza iş yapma, yatırım yapma olanağı sağlayacak, istihdamı artıracak tedbirleri ve bunları güçlendirecek yapısal reformları bir gün dahi gecikmeden yürürlüğe koyarak hazır olabileceğiz. Bunun için iş yapmayı, yatırım yapmayı cezbedecek önlemler süratle ve kararlılıkla alınmalıdır. Deniz, yeni vergilerin veya vergi oranlarının yükselmesinin kamu yönetimini sürdürmek için gerekli kaynağı sağlayamayacağı aşikardır dedi. Özel sektörün sermaye birikimini ve verimliliğini güçlendirici tedbirlerin alınması, işletmelerin sermaye birikimlerinin geliştirilmesi gerektiğini belirten Deniz, ülkede üretilen ürün ve hizmetlerin uluslararası standarda ulaştırılmasının sağlanması gerektiğini belirtti. Kıbrıs sorununa karşılıklı kabul edilebilir ve çözüm bulunması gerektiğine de dikkat çeken Deniz, bulunacak çözümü Kıbrıslı Türklerin eşitliğini, güvenliğini ve haklarını güvence altına alması şarttır dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Cihat Lokmanoğlu da Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında var olan güçlü bağlara dikkat çekti. Her alanda ve her anlamda bunları daha da güçlendirmek için çalışacaklarını kaydetti. Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı da geçen yıl Ağustos ayında baş gösteren ekonomik krize değindi ve krizin etkilerinin devam ettiğini söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu gemi artık bu şekilde devam edemez dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de herkesin aynı gemi içinde olduğunu ancak birbirini anlama konusunda ciddi bir ön yargı içinde olunduğunu belirtti. Atılması gereken adımların daha iyi noktaya getirilebilmesi amacıyla ekonomistlerden görüş aldıklarını, bazı konularda biraz değişiklikler yapılarak çalışmalarını daha iyi noktalara getirebilmek için uğraş verdiklerini belirten Çeler, iş insanlarının sosyal sigortalar konusunda karşılaştıkları bürokratik engeller konusunda bir takım çalışmalar yapıldığını da belirtti. Ekonomi ve Enerji Bakanı Özgür Nami de ülkenin nasıl daha ileriye gidilebileceğinin tartışılabilmesi için bu tip toplantıların önemli olduğuna değindi. Ticaret Odası gibi tüm ekonomik örgütlerle işbirliği içinde çalıştıklarını kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti kurumlarıyla yürütülen çalışmaları da yakından takip edip desteklediklerini belirten Nami, Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ticaret Forumu'nun kurulmasını ileriye doğru atılmış adım olarak gördüklerini vurguladı. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de 45 yıldır bu ülkede ne yapıldığına iyi bakılarak herkesin görev süresi içinde ne yaptığına bakması ve öz eleştirisini yapabilmesi gerektiğini söyledi. Ana Muhalefet Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir süredir üzerinde çalıştığı ek destek ödeneğiyle özel sektör çalışanlarının desteklenmesi konusundaki eleştirilerini sürdürdü. Türkiye ile ekonomik protokolün hala imzalanmamış olması konusunda eleştirilerde bulundu. Maliye Bakanı Serdar Denktaş da ülkede kendi ayakları üzerinde duran bir yapı oluşturmak istiyorsak reformdan önce beyinlerimize format atmak gerekiyor dedi. Çok yanlış alışkanlıklar olduğunu kaydetti. Ayakları yere basmayan bir yapının oluşmasında hepimizin önemli katkısı var diyen Denktaş, yeniden düzgün bir yapı nasıl oluşur, ona herkesin hep birlikte bakması ve samimiyetle tartışılması gerektiğini söyledi. Genel kurula son konuşmayı yapan Başbakan Tufan Erhürman, ekonominin hükümet için ne kadar önemli olduğunu göreve gelir gelmez ifade ettiklerini anımsattı.
Biz artık yürürken sakız çiğnemeyi becermek zorundayız. Bir taraftan Kıbrıs sorunu da bugüne kadar olduğu gibi bir an önce adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmak için elimizden geleni yaparken, diğer yandan aynı iştah ve şevkle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sosyal ve ekonomik kalkınmayı gerçekleştirebilmek için çalışmak zorundayız, dedi. 10 Cumhurbaşkanlığı Teknik Komiteler Genel Koordinatörü ve Eğitim Teknik Komitesi Eş Başkanı Meltem Onurkan Samani bugün iki toplumlu eğitim teknik komitesinin pilot uygulaması gerçekleştirdiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı Teknik Komiteler Genel Koordinatörü ve Eğitim Teknik Komitesi Eş Başkanı Meltem Onurkan Samani, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum öğrencilerin gerçekleştirdiği Lefkoşa'dan öğrenmek temalı ortak gezi gözlem etkinliğiyle ilgili açıklama yaptı. İki toplumlu eğitim teknik komitesinin yeni bir güven yaratıcı örneğin pilot uygulamasını gerçekleştirdiğini söyleyen Samani, komitenin ilk kez ortak bir gezi gözlem etkinliği düzenlediğine vurgu yaptı. Samani, etkinliğe iki taraftan ortaokul seviyesinde toplam 52 öğrenci, öğretmen ve okul müdürlerinin katıldığını kaydetti. Samani, okul saatlerinde gerçekleştirilen etkinliğe kuzeyden Atlık Sanverler Ortaokulu'nda 25 öğrenci, 4 öğretmen ve okul müdürü katıldığını bildirdi. Lefkoşa'dan öğrenmek temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte kuzey ve güney ile eski Lefkoşa'nın tarihi ve kültürel yerleriyle birlikte gezildiğini ifade eden Samani, yürüyerek gerçekleştirilen gezide Lefkoşa'nın çok kültürlü karakterinin öğrenciler tarafından birlikte keşfedilmesi etkinliği yapıldığını belirtti. Gezinin sorunsuz ve başarıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Samani, benzer gezilerin Lefkoşa dışındaki şehirleri de kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirtti. Samani 2015'te kurulan komitenin faaliyetlerine ilişkinde bilgi verdi. İki tarafın eğitim sistemlerinin mevcut durumu hakkında bir rapor hazırlanıp liderlere sunulduğunu aktaran Samani, raporda iki eğitim sisteminin iyileştirilmesi için öneriler bulunduğunu hatırlattı. Samani, iki taraftan her derece okuldan öğrenci ve öğretmenler için tek toplumlu, iki toplumda eğitsel aktiviteler düzenlendiğini, bu aktivitelerin ırkçılık ve ayrımcılığa karşı barış eğitimi aktivitelerinin niteliğinde olduğunu söyledi. Avrupa Parlamentosu seçimlerinin yapılacağı Mayıs ayında ne kadar Kıbrıslı Türk'ün oy kullanacağı olgusunun hesaplanamaz bir unsur olduğu belirtildi. Politist gazetesi kaç Kıbrıslı Türk oy kullanacak Avrupa seçimlerinde hesaplanamaz unsur başlıklı haberinde Avrupa Parlamentosu seçimleri çerçevesinde ne kadar Kıbrıslı Türk'ün oy kullanacağı konusunda bir netlik olmadığını yazdı. Gazete şimdiye kadar olan verilere dayanarak oy kullanma hakkına sahip olan Kıbrıslı Türk sayısının 80 bine dayandığını belirtti. Bunun önemli bir oy oranını teşkil ettiğini belirten gazete, bu oyların katılımıyla birlikte seçim sonuçları aracılığıyla mesajlar yollanması ve şekillendirilmesi olanağının mümkün olduğunu yazdı. Gazete, dikkat çekici bir diğer noktanın ise kamuoyundaki anketlerin Kıbrıslı Türkleri kapsaması olduğunu, buna bağlı olarak partilerin nihai oy oranlarının sürpriz unsuru teşkil ettiğini belirtti. Gazete aynı haber içinde Rum Yüksek Seçim Kurulu yetkilisi Dimitris Dimitru'nun açıklamasına dayanarak Pirgo Dillirga bölgesinde Derinye'ye kadar tüm hat boyunca barikatlara yakın noktalarda sandıkların kurulacağını ve Kıbrıslı Türklerin bu konuda bilgilendirileceğini yazdı. Seçmen kütüklerine kayıtlı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki adreslerinin nüfus dairesinde doğru şekilde beyan edilmiş olan Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs kimliğini ibraz etmesiyle oy kullanabileceğini yazan gazete, adres değişikliklerinin 2 Nisan tarihine kadar bildirilmesi gerektiğini belirtti. Ve bugün Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği 4. olan genel kurulunu gerçekleştirdi. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği 4. olan genel kurulunu yaptı. 4 başkan adayının yarıştığı Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin 4. olan genel kurulu Esnaf ve Zanaatkarlar Odası'nda gerçekleştirildi. Şu anda divanı oluşturup artık bu saatten sonra Hayvancılar Birliği'nin bütün yetkilerini divana teslim edeceğim.
Divan Başkanlığı'na seçilen Kemal Öztürk yaptığı konuşmada ülkenin %73 oranında arazisinin tahıl üretimine, bunun %92'sinin arpa üretimine ayrılmış durumda olduğunu söyledi. Üretici kesimin toplam ülke nüfusunun %25'ine denk geldiğini belirten Öztürk bunun dikkate alınmasını istedi. Ardından Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları Genel Kurul'un açılış konuşmasını yaptı. Yıllardır sektörün sorunlarını çözmek için yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirten Naimoğulları, gelinen aşamada yeni bir tüzüğün ihtiyaç haline geldiğini, genel kurulda bir tüzüğü uygulamaya koyacaklarını belirtti. Başkan adayı Cemal Darbaz da birliğin yönetim şeklini eleştirirken Naimoğullarına tek adamcı suçlamasında bulundu. Başkan adayı İrfan Işıksal ise göreve yeni vizyonla geleceklerini ifade etti, hedefleri sıraladı. Diğer bir başkan adayı Mertehan Eren de değişimden bahsetti. Birlik içerisindeki ayrışmayı ortadan kaldırarak geniş katılımlı yönetim vaat etti. Evet sayın izleyiciler, tüm bölgelerde dün akşamdan beridir sağanak şeklinde devam eden yağışlar nedeniyle bazı yollarda tabii ki trafik akışına kapatıldı. Bu kapalı yollar hangileri, size onlardan bahsedelim. Polis gece boyunca yağışların sağanak şeklinde devam etmesinden daha tedbirli olması konusunda uyarıda bulunduğu ve mecbur kalmadıkça sürücülerin de trafiğe çıkmamalarını bir kez daha hatırlattı. Şu an itibariyle kapalı yolları açıklayalım sizlere. Lefkoşa Gazimağusa ana yolunun Gazimağusa gidiş istikametine göre Haspolat Çemberi ile Dağ Yolu Çemberi arasında kalan kısmı trafik akışına kapalı bulunmaktadır. İki nokta arasında ulaşım Gazimağusa geliş yönünde çift şeritli yol üzerinden gidiş ve geliş olarak verilmektedir. Ve diğer bir yol ise Girne-Lefkoşa ana yolu. Girne'den geliş yönünde Boğazköy kavşağıyla Gönyeli Çemberi arası trafik akışına kapalı bulunmaktadır. Girne'den Lefkoşa yönüne giden sürücüler içinse ulaşım Boğazköy Gönyeli ana yolu üzerinden sağlanmaktadır. Diğer üçüncü bir yol ise Boğazköy Dikmen ana yolu su taşkını nedeniyle trafik akışına kapatılmıştır. Ulaşım Dikmen ve Lefkoşa ana yolu üzerinden sağlanmaktadır. Diğer dördüncü yol ise Taşkent köy içinden Taşkent piknik alanına giden yol ve bu yolun devamı olan Bufafento kalesine giden dağ yolu taş ve toprak kayması nedeniyle de trafik akışına kapalı bulunmaktadır. Polisin açıklaması aynen şöyle, sizlere aktarıyorum. Ayrıca trafikte olacak sürücülerin yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle yavaş ve dikkatli seyretmelerini, trafik işaret ve işaretçiklerine muhakkak süratle uymalarını ve polis tarafından kapatılan noktalardan ileriye kesinlikle gitmemeleri şiddetle tavsiye edildi. Dağlık bölgelerde seyahat edecek sürücülerin, ki etmeyin, olası taş ve toprak kayması oluşması muhtemel, sis ve yağış anında görüş mesafesinin de azalmasını dikkate alınarak yavaş ve dikkatli seyretmelerini önemli rica etti polis. Evet, diğer bir gelişmeyle bültenimize devam ediyoruz. Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği elektrik tarifelerini eleştirerek enerji maliyetlerini düşürebilmek için tek çarenin acil olarak Türkiye'den kabloyla elektrik ve boru hattıyla doğal gaz getirmek olduğunu belirtti. İş İnsanları Derneği elektrik tarifeleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Enerji maliyetlerini düşürebilmek için tek çarenin acil olarak Türkiye'den kabloyla elektrik ve boru hattı doğalgaz getirmek olduğunu belirtti. Açıklamada böylece elektriği kendimiz ucuza üretip kullanabiliriz, hatta satabiliriz ifadesi kullanıldı. Standart tarifeye gelen zammın %21 artı KDV, yani toplamda %24,5 olduğunu savunan İŞAD, hem standart tarifeye hem de üçlü tarife zam yapan Kıptekin ancak standart tarifeye zam yapmaması halinde üçlü tarifeye seçenek olarak sunabileceğini, anlaşılır olabileceğini ileri sürdü. KTAMS Başkanı Güven Bengihan, ülkenin sorma girhanına döndüğünü savunarak olumsuzlukların ortadan kaldırılması için yeni bir vatandaşlık ve muhaciret yasasının hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.
Halkı Temsilcisi Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklama yaparak kamuoyu gündemini son günlerde meşgul eden nüfus tartışmalarının ülkenin içinde bulunduğu durumu açık bir şekilde tekrar gözler önüne serdiğini ifade ederek ortaya konan çelişkili rakamlar devlet kurumlarına karşı var olan güvensizliği daha da artırıyor dedi. Ülkenin bu duruma gelmesinin en büyük nedeninin bugüne kadar uygulanan vatandaşlık ve muhaciret politikaları olduğunu ifade eden Bengihan şunları savundu. Sürekli olarak adaya bilinçli olarak nüfus taşınması, ülkeye girişlerde yeterli denetimin yapılmaması bu kaosun en büyük nedenleridir. Kontrolsüz bir şekilde artan nüfus karşısında okullarımız, hastanelerimiz ve hapishanelerimiz yetersiz kalıyor. Sürekli artan suç olaylarıyla birlikte suçlu sayısının da büyük bir artış yaşanmasıyla mevcut cezaevinin kapasitesinin üzerinde mahkum ve tutuklu bulundurulmaktadır. Buna bağlı olarak cezaevindeki çalışanların iş yükü artmaktadır. Ayrıca cezaevinin yetersiz kapasitesi nedeniyle mahkumların rehabilite edilip tekrardan topluma kazandırılmasının aksine potansiyel suçluların yetişmesine zemin yaratılmaktadır. Tüm bu olumsuz koşullara rağmen cezaevi çalışanları büyük bir özveriyle görevlerini yerine getirmeye çalışırken hem verdikleri hizmet hem de kendi güvenlikleri açısından yetersiz kalmaktadır. Cezaevinde şu anda 650'ye yakın mahkum ve tutuklu bulunduğu gerçeğinden hareketle inşası devam eden 725 kişi kapasiteli yeni cezaevinin de yetersiz kalacağı apaçık ortadadır. Bengihan sorma Girhan'ına dönen ülkemizde yaşanan tüm bu olumsuzluklar ortadan kaldırılmasının yolu yeni bir vatandaşlık ve muhaciret yasasının derhal hazırlanıp hayata geçirilmesidir dedi. Evet sayın izleyiciler, tekrardan hatırlatalım. Polis yollardaki son durumu açıkladı ve şu anda 4 yol halen kapalı. Lütfen mecbur olmadıkça trafiğe çıkmayın. Ve diğer bir haberimiz, saatler bu gece 03'te 1 saat ileri alınacak. Yaz saati uygulaması bu gece başlıyor. Saatler 03'te 1 saat ileri alınacak. Yaz saati uygulaması 27 Ekim 2019 Pazar gününe kadar devam edecek. Eczanelerin çalışma saatleri 1 Nisan Pazartesi günü değişiyor. Eczanelerin çalışma saatleri 1 Nisan Pazartesi değişiyor. Eczacılar Birliği açıklamasına göre 1 Nisan ile 12 Mayıs tarihleri arasında eczane çalışma saatleri şöyle olacak. Hafta içi 8-19, cumartesi 8-13-30, nöbetçi eczaneler 8-02. İskele Belediyesi 10. Kültür Sanat Günleri dün akşam Beyermudu Belediyesi Güney Meserya Halk Tiyatrosu'nun Ejderha Tepesi isimli oyunuyla devam etti. İskele Belediyesi 10. Kültür Sanat Günleri Beyermudu Belediyesi Güney Meserya Halk Tiyatrosu'nun Ejderha Tepesi isimli oyunu İskele Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti. İzel Seylani'nin yazıp yönettiği oyunda Kıbrıs özgü tiplemelerle modern bir orta oyun seyirciyle buluştu. Oyuna adını veren Ejderha Tepesi'nin ismi Kıbrıs'ın ilk yerleşim yeri olan Gragondovunari'den geliyor. İskele Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre oyunun sonunda sahneye çıkan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Güney Meserya Halk Tiyatrosu yönetmeni İzel Seylani ve ekibine teşekkür etti. Sadıkoğlu, Seylani aracılığıyla Kültür Sanat Günleri kapsamında İskele Belediyesi'ne verdiği katkıdan dolayı Beyermudu Belediye Başkanı İlker Edip'e de teşekkür etti. Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için yarın sandık başına gidiyor. Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gidiyor. 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinde yaklaşık 57 milyon seçmen 191.390 sandıkta oy kullanacak. Yüksek Seçim Kurulu kararı uyarınca Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi seçime katılıyor. Her seçmen kanunda sayılan istisnalar dışında hangi sandık seçmen listesinde kayıtlıysa ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Oy verme saatlerinin 7-16 olduğu illerde saat 16, diğer illerde saat 17'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak.
Seçim günü saat 06'dan gece 24'e kadar her ne surette olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerde, umumi mahallelerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Ve Brexit anlaşmasının üçüncü kez reddedilmesinin ardından Fransa ve Almanya'dan yapılan açıklamalarda anlaşmazlık ayrılık ihtimalinin arttığını vurgu yapıldı. Fransa, İngiliz parlamentosunun Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetmesinin ardından İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılmasını muhtemel göründüğünü bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Elsi'den yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin acilen alternatif plan sunması gerekiyor, bu yapılmazsa İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılması muhtemel görünüyor ifadesini kullandı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise İngiliz parlamentosunda Brexit anlaşmasının üçüncü kez reddedilmesine ilişkin anlaşmasız Brexit'i engellemek için zamanımız tükeniyor ifadesini kullandı. Maas yaptığı yazılı açıklamada İngilizlerin 12 Nisan'a kadar Brexit konusunda nasıl devam edileceğine karar vermeleri gerektiğini belirtti. Aksi takdirde anlaşmasız Brexit'in gerçekleşeceğini ifade etti. Ve bu haberle birlikte haber bültenimizin sonuna geldik. Mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları diliyoruz ve tekrardan uyarıda bulunuyoruz sizlere. Polis sürekli açıklamalarda bulunuyor ve yollardaki son durumla ilgili açıklama yaptı son olarak. Dört yol halen kapalı uyarısında bulundu ve lütfen mecbur kalmadıkça bu akşam sokağa, trafiğe çıkmayın uyarısında bulunalım. İyi akşamlar, iyi hafta sonları.